Evet, bugün verdiğimiz mücadele, oynadığımız oyun bu Galatasaray olunca daha anlamlı. Burada puan kazanamamak elbette ki üzücü. Bunu neden söylüyorum? Oyunun ilk 30 dakikasında hem bu atmosferin hem rakip takımın gol atma isteğini ve çabasını doğru pozisyon alarak kırabilirdik ki ilk 30 dakikalık bölümde bunu oyuncularım tam ayakını uyguladılar diyebilirim. Çünkü çok net gol pozisyonu olmadı. Birkaç tane karambolün dışında. Burada çıkışlarımızda da iki tane gol olacak pozisyona girdik. Öne geçmek önemliydi. Ama bu ilk 30 dakika, 45 dakikayı da doğru savunma yaparak geçirmek önemliydi. Ta ki 30 kusurda yediğimiz gole kadar topun sahibiyken bunu bir ikili mücadeleye çevirmek, kontrol altına alamamak, daha sonra orada duraksamak, Zaha'nın driplingi ve sonunda gol geldi. Devre bir tane daha yemeden geçirmek lazım ki golden sonra 5-10 dakika önemli bu tür maçlarda. İkinci yarıda bu kez tam tersi bir oyun planladık. Daha topa sahip olmak, daha rakip yarı alana yerleşmek, daha onların kaleden çıkışlarını baskı altına almak, bununla ilgili bir planımız vardı. Birkaç pozisyon olsa da bunu genel olarak uyguladık ki topa sahip olma oranımız da oyunun ikinci yarısında arttı. Yine çok adamla ceza sahasına girdiğimiz bir pozisyonda temas alma isteği net olabilecek bir pozisyonu belki tek vuruşta bir şey olabilirdi ama orada bulunan 5 oyuncunun hakemimize penaltı itirazı kalecinin çabuk başlamasına neden oldu. Yine çok kötü bireysel hatayla sonlanan bir pozisyonda gol yemek yine kötü oldu. Duran toptan bir gol bulduk ama yine oyun iştahı, oyun isteği devam etti. Galatasaray takımı da buna kontralarla karşılık verdi. Bugün burada puan almak bizim açımızdan önemliydi. Çünkü deplasmanlarda bu oyunları sıkça tekrarlıyoruz biz. Bugün sadece 2 gol yedik. Rakip takımı kutluyorum. Takımlarımızda da önümüzdeki haftaki Avrupa Kupalarında başarılar diliyorum. Maçın hakemi sonuca tesir edecek bir hata yapmadı. Sadece işte bu sahalarda Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da takdir hakları biraz bir tık daha rakip takımı oluyor. Bu da biraz ortamı ve oyunu geriyor. Bunun dışında seyir zevki yüksek bir maçta oyuncularımı kutladım. Bu duygunun devamını yaptıklarımızı daha geliştirmemiz gerektiğini ve önümüze bakmamız gerektiğini söyledim. Şimdi 6 puan topladık bu 3. periyot milli arada. Önümüzde bir Kayseri maçı var. Daha zor geçecek. Onu da kazanıp milli araya tekrar böyle girmek istiyoruz. Bu oyunları tekrar etmek istiyoruz. Böyle kazanarak devam etmek istiyoruz. Baktığımızda Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray'ı kaybettik ama diğer takımlardan hiçbirine kaybetmedik. Bir 2.25 gibi bir puan ortalaması tutturduk. Ama bu tür maçlarda da oynamak, puan almak önemli. Bunun peşinde koşuyoruz. Gerçekleşmeyince de biraz gardımız düşüyor.